Kim ne derse desin, ne söylerse söylesin, Türkiye muhalefeti mühim bir işi başardı ve ittifakla seçime gidiyor. Kemal Kılıçdaroğlu sadece altılı masanın adayı olmadı. HDP'nin başını çektiği sol ittifak aday çıkarmayıp desteğini ve güvenini sundu. Erdoğan bunun karşısında kendi masasını kurmaya çalıştı, olmadı. Bilakis mevcut masası sarsıldı. Önceki seçimde yurt dışı oylar dahil 155 bin oyu olan Hüdapar, Cumhur İttifakı'nda vozurdamaya yol açtı. Olay yeniden refah hezimetinin telafisiyle halledilecek gibi de değil. Katliamlar ve Hizbullah geçmişini sahiplenen, içerideki tüm sanıklarını tahliye ettiren bir yapıyla ittifak kurdu Erdoğan. O kadar aciz ki NTV yayınında bir cumhurbaşkanı olarak şu cümleyi kurdu kurabildi. Yetkilileri kabul etmiyor. Bizim terör örgütleriyle hiçbir ilgimiz olmaz diyorlar. Tamamen yerli ve milli bir yapı. Beyan asıldır demiş özetle. Şapkadan çıkaracağı tavşan kalmadı. Tüm kabinesini deprem bölgesinde aday göstermek, en düşük emekli maaşına zam yapmaktan başka şey yoktu heybesinde. Bir de kıyma ve kuşbaşı fiyatlarını açıkladı aynı yayında. O kadar düştü. Daha dün değil evvelki gün Mehmet Şimşek'i kabine toplantılarında insan içinde aşağılayan, trollerine yemeden adam çok geçmeden can simidi gibi ona sarıldı. Ne çare özellikle ekonomi yönetiminde güveni yerle bir ettiği için mevcudu da koruyamıyor. Mehmet Şimşek neler çektiğini anlatsın çünkü bana çok anlattı diyen Ali Babacan keşke kendi bildiklerini anlatsa. Uzun yıllardır olmayan bir şey oldu ve iki büyük ittifak, iki aday Yarışacak. Kılıçdaroğlu ve Erdoğan. Ötesi Lagaluga'dır. Muharrem İnce'yi Ağıralıoğlu'nu ekarte edin. Başka şey çıkar. Her dönem kullanışlı mayınlar bulunur bulunacaktır. İşin doğası bu. Geçen yıl Ümit daha vardı. Esamesi okunmuyor şimdi. Sandalyesini ilçe seçim kuruluna atmış. Adayına imza toplamakla meşgul. Muharrem İnce depremle bir dalga yakaladığı üzerinde sörf yapıyor. Birkaç haftalık bir balon ve bunu avantaja çevirme derdinde koltuk olarak ne düşerse. Değilse o da biliyor ki hava kaçırıyor, söndü, sönecek. Yılların kurdu. Yavuz Ağralioğlu diye başka bir sersem var. Akşener'in masaya dönmesi içine oturmuş, esip üfürüyor. Parti disiplinini filan geçtim. Ekrem İmamoğlu 2019'da İstanbul'da HDP desteğiyle seçilmedi mi? O gün bölücülerle pazarlık filan gibi laflar ediyor muydun? Yani bunları kale alıp polemiğe girmeye değmez ya. Neyse Bakın ülkede tanesi 5 liraya zeytin satılıyor. Zeytin ne biliyor musunuz? Fakir fukara mutfağının azığı. Ben dar gelirli bir ailenin çocuğuyum. Evimize et ayda 1-2 defa yarım kilo kıyma olarak girerdi. Ama soframızda zeytin hep oldu. Taze yeşil zeytini kırar, salamura suyuna basar, bidonlara doldurur tüm sene yerdik. Başınızdaki gangsterleri gönderemezseniz o zeytini de bulamayacaksınız.